Bu aralar bir kitaba başladım. Bugünkü konumla çok alakalı olduğu için bu kitabı sizlere göstermek istiyorum. Murat Menteş'ten Ruhi Mücerret. Ve yine konumla alakalı olduğu için kısa bir paragraf okumak istiyorum size kitaptan. Çok kısa bir şekilde kitabın konusundan bahsedecek olursam, buradaki Ruhi Mücerret isimli adam 100 yaşında. Eşi ölmüş, çocukları ölmüş, hatta torunları bile yaşamıyor artık ve kendisi de ölmek istiyor. Abi dediği hayattaki tek bir kişi vardı, çok yakın arkadaşı. O da kitabın başında vefat ediyor. Vefat etmeden önce Ruhi'den tek bir şey istiyor. Bir kişiyi öldürmesini. Ve o andan sonra Ruhi Mücerret bir çocukla, genç bir çocukla tanışıyor. Onunla arkadaşlık yapıyor ve bir kiralık katile dönüşmesi hikayesini anlatıyor. Daha başlardayım aslında. Bence çok güzel. O da bizim gibi sistemi sorguluyor ama çok komik bir adam. Esprilerle, sistemle dalga geçiyor. Size çok alakalı olduğunu düşündüğüm kitaptan bir bölüm okuyacağım. Şimdi yoldalar. Bu tanıştığı genç adamla birlikte yoldalar ve Ruhi düşünüyor. Düşünceleri şu şekilde. Yollar reklamlarla doluydu. Binaların dış cepheleri, billboardlar, ışıklı panolar, bez afişler, dijital ekranlar. Her yerden logolar, amblemler, sloganlar fışkırıyordu. Kadınlar iç çamaşırlarının ve ayakkabılarının marka etiketinden aldıkları destek nispetinde özgüvenliydiler. Erkekler otomobillerinin modeline bağlı psikolojik bir hiyerarşi içinde trafikte seyrediyordu. Rekabet kızışmıştı. Kimliği belirsiz düşman topluma kendi karakterini vermişti. Köleliğin adı konmamış biçimleri devredeydi. Kula kulluk almış yürümüştü. Bir sinir harbi evresindeydik. Kainat bütün tuzakların toplamı olan bir tuzağa dönüşmüştü. Sahtelik, aldatma ve avuntuyla karılmış harç hayatın temelini teşkil ediyordu. Göstermelik neşe, süreğen blöf ve sentetik nezaket prosedürü bu temel üzerinde yükseliyordu. Neşe deliliğin, blöf ihanetin, nezaket ise cinayetin bariz ve doğal ipucuydu. Korku kozmosun çatısıydı. Bu çatı altında renk, ses ve biçimleri suistimal etmekten başka yöntem bilmiyorduk. Ebedi bir çareliğimizi taşıyacağımız mesuliyetler dengeliyordu. Şov devam etmeliydi. Şov, kaybedişin kaçınılmazlığı ve kayboluşun kesinliği adına. Çok güzel bir özet. Bayıldım ve sizlerle paylaşmak istedim. Şu an yaşadığımız düzende öyle yapay, suni mutluluklar bize dayatıyorlar ki, ama öncesinde bunlara ihtiyaç duyabilmemiz için bir kaos ve üzüntü hali yaratıyorlar. Beyin öyle bir organ ki acıyı sevmiyor, acıdan kaçmak istiyor ve acıdan kaçmak için kendine bir koruma mekanizması belirliyor. Sürekli kendini oyalamak, meşgul etmek ve yapay mutluluklar peşinde koşmak. Bence bugünümüzün özeti aslında bu. Hatta ki şu anki yaşadığımız çağ bir insan olsaydı ve onun bir psikolojik tanısı olsaydı bence bipolar olurdu. Çünkü iki ayrı uçlarda gidip geliyoruz. Biz o sahte mutlulukların peşinden giderken, hani vardır ya böyle bir eşeğin önüne havuç koyarlar ve o havuca ulaşmak için gider de gider, gider de gider ama hiçbir şey elde edemez. Maalesef benzetmekte hata olmaz derler. Biz de o konuma düşürüldük. Hepimiz gerçeği arıyoruz. Hepimiz huzuru, mutluluğu arıyoruz da yanlış yollara yönlendirildik. Kendimizde aramıyoruz. Kendimiz dışında her şeyde arıyoruz. İnsanlarda arıyoruz, olaylarda arıyoruz. Ve beklenti içine giriyoruz. O beklentiler karşılanmayınca da, o beklentiler haliyle karşılanmayınca da ağır psikolojik sorunlar yaşıyoruz. O zamanlarda da sentetik mutlulukların peşinde sürükleniyoruz. Tüketim çılgınlığı, popüler kültür, yanlış ilişkiler, çalışma hayatının tuzakları. Steve Katz'ın bir animasyon filmi var farelerle alakalı. Fareler genellikle zaten insanın o bir arada yaşamını, sosyolojik yapısını anlamak için kullanılmış. Daha önceki videolarımda size John Calhoun'un Evren 25 deneyini anlatmıştım. Orada da fareler başroldeydi. O videoyu izlemediyseniz muhakkak izleyin. Bu animasyon filmi yine böyle bir fare topluluğuyla başlıyor. Kravat takmış fareler. Ve böyle itiş kakış sabah işlerine gidiyorlar. Metrolara üst üste biniyorlar. Ve her yer reklam afişleriyle dolu. Bu kitapta da zaten Murat Menteş hep reklamlardan bahsetmiş, isimler vermiş. Aslında popüler kültüre çok güzel ve çok esprili göndermeler yapmış. Ben ilk defa onun kitabını okudum ve çok hoşuma gitti şu ana kadar. Kesinlikle tavsiye ediyorum size. Animasyon filmine gelecek olursak, animasyon filminde dediğim gibi farelerin geçtiği her yerde, işe giderken, eve giderken, trafikte beklerken her yerde reklam panoları var. Sürekli bir şeyler satın almaları teşvik ediliyor. Farelerden bir tanesi son model arabasının içerisinde hala çok mutsuz ve yine
O sentetik mutlulukların peşine düşüyor. Yasaklı maddeler kullanıyor, alkol tüketiyor. Yine de mutlu olmuyor. Her yerde işte psikolog tabelaları da artmış durumda haliyle. Ve en çarpıcı sonlarına doğru çok çarpıcı bir kare var bence. Bir fare yerde para görüyor, bir dolar görüyor ve o onun peşine doğru takılıyor. Ona bir türlü erişemiyor. İşte biraz yaklaşıyor, uçuyor, gidiyor. Derken o para bir ofisin içerisine geçiyor. Ofiste fare de peşinden gidiyor. Ofiste bir masanın üstünde duruyor. Fare onu yakalamaya çalışırken kapana kısılıyor ve orada çalışmaya başlıyor. Bu da çok güzel bir göndermeydi. Bu animasyon filmini de izlemenizi tavsiye ediyorum. Bizler yanlış sorular soruyoruz. Mutlu, neden mutlu değilim gibi sorular soruyoruz ama şunu düşünmüyoruz, şunu sormuyoruz. Mutluluğu nerede aramalıyım? Bunu sormuyoruz. Mutluluk sadece kişinin kendisinde bulabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani ben buldum mu diye soracak olursanız ben bulmadım. Hakikati arıyorum ve bu videolarda aslında sizinle birlikte bulmaya ve aramaya niyet ettim diyebilirim. Birlikte bulacağız bakalım. En azından sahte mutlulukları elimizin tersiyle iteceğiz. En azından bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Burada o sahte mutlulukları bize dayatanlar bize tüketmemiz için birçok seçenek sunuyorlar. Yani her birimizin ayrı böyle küçük zevkleri olabilir. Bazı konularda bir şeye daha fazla para veriyoruz, evet, ama bunun işlevselliği önemli. Mesela üstünüze giydiğiniz bir şey marka olmayabilir. Ama atıyorum bir ayağınıza giydiğiniz bir ayakkabıda bir marka arayabilirsiniz. Bunlar da bir şey olduğunu düşünmüyorum. Veya kullandığınız, yaptığınız işe bağlı bir kamerada ya da bir ışıklandırma, kendime ışıklandırma aldım bu arada daha iyi gözükmek için sizlere. Bunlarda hani daha kaliteyi arayabilirsiniz. Bu tüketim çılgınlığına girmiyor. Fakat sürekli her ay çıkan yeni ürünler, sadece kalitesine değil de markasına para verdiğiniz ürünler, bunlar tüketim çılgınlığına giriyor ve bunları aldıktan sonra mutlu olacağım düşüncesi veya hayatını sadece onları almaya adayan ziyan olmuş hayatlar. Bunlardan bahsediyorum. İnsanları gerçekten de çok güzel tuzağa düşürdüler. Öncesinde dediğim gibi bir kaos yaratıyorlar. Aslında sistem bence çok basit. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Önce mutsuzluk pompalıyorlar her yerden. Bunu daha önce de söyledim. Medyadan, sokakta insanlar çok depresif, çok mutsuz. Belki evet bizim gibi ülkelerde çok yoğun bir şekilde olabilir ama bu dünyada da bu şekilde. Bu dünyanın da genelinde hakim. Hukukta bile bunun olduğunu görüyoruz. 2 gündür bir haber görüyorum. Şuraya ekleyeceğim. Ülkeyi şu an unuttum. Yani yine refah seviyesi yüksek denilecek bir ülkede bir kıza tecavüz olayı yaşanıyor bir mülteci tarafından ve o mülteciyi ülkeden atmıyorlar. Çok aşağılıkça bir gerekçe sunuyorlar bunun için. Ceza vermiyorlar. Çok az bir ceza veriyorlar daha doğrusu. Yani dediğim gibi bütün dünyada insanların sanki zıvanadan çıksınlar da isyan etsinler de umutsuzluğa sürüklemek için yani ellerinden gelen her şey yapılıyor gibi geliyor ve bu sistemli bir şekilde yapılıyor gibi geliyor bana. Komplo teorisi mi üretiyorum sizce? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Merak ediyorum. İnsanları böyle sıkıntılara düşürüp hani ölümü görüp de sıtmaya razı etmek gibi bir durum olabilir mi diye düşünmeye başladım artık. Bunlar var. İşte tamam, sizin bunlardan kaçmanız için size bunları veriyoruz diyorlar gibi geliyor bana. Ve bu konuda yine insanın kendi doğal yapılarını kullanıyorlar. Ne demek istiyorum? Mesela dopamini kullanıyorlar. Dopamin beyinde bulunan bir kimyasal. Yine bununla alakalı daha uzun bir video yapmıştım. İzleyebilirsiniz. Dopamin bize ödül ve haz, motivasyon duygularını sunan bir kimyasal. Biz dopamini, kendi vücudumuzda hali hazırda üreteceğimiz dopamini bize ellerimize tabletler, telefonlar vererek veya işte sadece telefon, tablet değil ama bu çok yaygın olduğu için bundan bahsediyorum. Veya işte kumar bağımlılığı. Zaten telefonu kaydırmak da aslında bir nevi kumar bağımlılığı gibi düşünülebilir. Çünkü sorunlu alışkanlıkta da hani bir kazanma, bir sonraki hamleyi bilememe duygusu var ya, telefonlarda da böyle, bildirimlerde telefonu kaydırınca bir sonra ne çıkacağını bilmiyorsun. İzliyorsun, bir ödül veriyor sana. Hakikaten o önüne havuç koyulan hayvanlar gibi. Hakikaten öyle. Yani bizi koydukları nokta bu daha doğrusu. Bizi dopaminimizi vücudumuzun doğal olarak aslında üreteceği dopamini kendilerine bağımlı kılıyorlar. İnsanı taklit ediyorlar. Bizi bizimle vuruyorlar. İşte insan bu yüzden kendi doğasını, fizyolojisini bilmesi gerekiyor. Bunun için sağlıkçı olmanıza gerek yok. İnsan nedir? Evet, hem psikolojik düzeyde hem de fizyolojik düzeyde böyle temel bilgilerin aslında öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani beynin yapıları, herkes anlayabilir, herkes anlayabilir bunu. Mesela bir dopaminin mekanizmasına bakabilirsiniz. Bizi bunlarla avutuyorlar. Arka planda da istediği
istedikleri yöne doğru çekiyorlar. Her şey bir sektör olmuş durumda. Her şey, yani psikolojimiz bozuluyor. Zaten hali hazırda bu tarz şeylerden bozuluyor. Hadi akabinde New Age akımları doğuyor. Kendini iyi hisset seminerleri. Ya her şeyin bir sahtekarı var ya. Bir dönem gerçekten de, bu arada hani ne kadar bilimi savunan bir insan olsam da daha böyle manevi veya spiritüel konulara da ilgisi olan biriyim. Ama yine burada da herkesin karıştırdığı bir konu var. Onları da aslında bir temele oturtarak araştırıyorum. Çünkü bunlar da var. Konudan bağımsız kopmak istemiyorum. Hatta bununla alakalı ayrı bir video yapmak istiyorum aslında size. Ama hani bahsetmişken birazcık fikrimi de anlatmak istedim. Evet, hani şu an için, parantez içinde şu an için bilimin temellendiremediği, daha elle tutulmayan mevzular var. Evet, mesela makalelere konu olacak şekilde adam ölüyor. Sonra onun organları başka birine geçiyor ve organ bağışlarında söylenmiyor diyebiliyorum ben bazı durumlarda. Yani kimden aldığı ve yani o kişinin hayatını bilmiyor. Kimden o organları aldığını. Ve adam aylar sonra, o vefat eden kişi aslında polis memuru ve onun öldürülme şekline göre hissiyatlar içerisine giriyor. Yanlış söylemek istemiyorum ama işte çok yüksek bir ışık görüyor, bir patlama oluyor falan. Bu aynı hissiyatlar, benzer hissiyatlar o kişide de oluyor. Sonradan araştırıyor. Demek istediğim şu, bazen bilimin açıklayamadığı fenomenler var. Ya da bu şu meşhur kuantum fiziği, artık zaten hani her şeyin katı, kesin kez olduğu Newton fiziğinden birazcık ayrışıyoruz ve kuantum fiziğine doğru gidiyoruz. Kuantum fiziğinde, kuantum mekaniğinde şöyle bir şey var. Her şey dualitedir. Yani bir şey hem vardır hem yoktur. Schrödinger'in kedisi gibi. O kedi o kutunun içerisinde hem yaşıyor olabilir hem ölü olabilir. Konuyu yine çok dağıtmak istemiyorum. Bunun için dediğim gibi ayrı bir video yapacağım. Bu konudaki New Age akımları demeyeyim de daha spiritüel konulara ilgim var. Ama araştırdığım için, işte bir şey inkar etmek için de o şeyi çok güzel araştırmak gerekiyor ya. Bazı sahte, çok fazla sahtekarı var. Çok çok fazla sahtekarı var. Çok fazla yanlış ekoli var. Doğru olanlarını araştırıp o konuda da kendimizi beslemek bence güzel olabilir diye düşünüyorum. Ama çok suistimal edilen bir konu. Demem o ki, insanları depresyona sürükleyip bunu da bir pazar haline getirdiler. O eğitimler çok pahalı bu arada. Eğitimler, işte kişisel gelişim kitapları vesaireler, birçok işte yağlardır, içeceklerdir, falanıdır, fistanıdır. Bu da bir sektör haline geldi. Buradan da parayı kırıyor insanlar. İyi olanları var, altını çiziyorum, ama geneli kötü. Depresyon da yine bu bulunduğumuz sistemle, düzenle alakalı bir şey. Yediğimiz, içtiğimiz şeyler depresyonu tetikliyor. Ya artık ne yiyeceğimizi de şaşırıyoruz zaten. O da çok ayrı bir mevzu. Ya insanı bir bütün olarak ele almak lazım. Hakikaten öyle. Hani yediğin, içtiğin, uyku düzenin. Uyku çok önemli bir şey. Çok çok önemli bir mevzu. Size çok şey anlatmak istiyorum bu videoda. Çok da olaylardan kopmak da istemiyorum ama uyku düzeni de çok alakalı. Hatta ki araştırmalar gösteriyor ki yeteri kadar uyumayan insanlarda Alzheimer ve demans görülüyor. Çünkü uyku bir nevi aslında temizlik görevi de görüyor beyinde. Beyin hücrelerinde Alzheimer'a ve demansa sebep olabilecek. Beyin hücrelerini de temizliyormuş. Kaliteli uyku uyuyamıyor insanlar artık. Sağlıklı beslenemiyor. Fiziksel aktivite zaten yok gibi bir şey. Şimdi artık tavsiye kısmına nacizane. Bu arada dediğim gibi ben de işte bu konuda erişmiş bir insan değilim. En azından buraya kadar bu videoyu izlediyseniz siz de benim gibi bir yola girmişsiniz. Hani biz bir yola girmiş insanlarız diye düşünüyorum. Bu kadar. Her şeyi buldum, ettim, tamamladım demiyorum. Yoldayız arkadaşlar. Yoldayız. Bu yolda da bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Yeri gelmişken söyleyeyim. Tavsiyelerime gelecek olursak, öncelikle fiziksel aktivite demişken, fiziksel aktivite şart. Fizyolojik boyutuyla ele alındığı zaman şart. Sizin hormonlarınızı, duygularınızı düzenlemeniz konusunda şart. Şimdi bizler ya şöyle yapıyoruz ya görüyorsunuz sosyal medyada. Kafası boş ama çok güzel fizikler. Fizik ve ruh ve beden bütünlüğü, bunlar bir arada olan şeyler. Tamamen kafaya odaklanmak yine insanı sağlıksız yapıyor. Çok güzel bir fiziğe sahip olmaktan bahsetmiyorum. Böyle toksik bir yerden bakmıyorum. Ama sağlıklı bir vücuttan bahsediyorum. Ne sadece o, ne sadece o. Dengeli bir halde olmak için ikisi de gerekiyor. En az 20 dakika yürüyüş. Bunun en güzel yolu yürüyüş. Daha çok ağır sporlar artık kabul edilmiyor. Ben kendim de aynı zamanda klinik pilates eğitmeni olduğum için pilates imkanı olanlar pilatese gidebilir. Erkekler de gidiyor bu arada. Sporcuların çoğu da yapıyor. Pilates neden çok önemli? Çünkü kas boyunu uzatarak, esneterek sizi kuvvetlendirdiği için. Hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyüş, yürüyüş. Yürüyüşe çıkamıyorsanız ben telefonumu açıyorum mesela. Belli aralıklarda bir adım,
bin adım atıyorum. Bulunduğum yerde, çünkü burada da kışın çok yağmurlar başlıyor. Bulunduğum yerde bin adım atıyorum. Hemen bir motivasyonum yükseliyor. Bir kendime geliyorum. Bir daha sağlıklı düşünüyorum hakikaten. İkincisi, sağlıklı beslenme konusunda ya bir şey demeyeceğim. O konu ayrı bir mevzu. Şu konuda bir şey söyleyeceğim. Bir dönem tabii ki de hani çok ağır şeyler yaşadık. İş sıkıntısı, bu anlattığım işte deprem mevzuları falan filan, herkesin kişisel problemleri oluyor. Onları bir kenara bırakarak yine iyi dayanmışım diyorum kendime. İşte herhalde bu da farkındalıkla alakalı, bilmiyorum, belki de daha kötü olabilirdim diye düşünüyorum. Kan tahlili yaptırmanız gerekiyor. Kandaki bazı elementlerin, mesela demir gibi, bunların düşüklüğü, kansızlık gerçekten kişiyi depresyona sokuyor. O yüzden hormonal denge, kandaki kan değerleri, onların takviyesini almanız gerekiyor. Bir dönem kendimi çok iyi hissediyordum. Düşündüm acaba neden, hani ne yapıyordum diye. Kan takviyesi kullanıyordum çünkü çok düşüktü. Hemen öncesinde de çok kötü hissediyordum. Bayağı kan depolarım boşalmış, kan takviyesi alıyordum. Doktorunuza danışmanız lazım. Kan tahlili yaptırmanız lazım bunun için. O takviyelerinizi almanız lazım. Sonuncusu, hepimizin aslında arayışta olduğu motivasyon eksikliği. Ya bu kişiden kişiye göre değişir. Hem motivasyon eksikliği hem hobi. Bunları iki ayrı çerçevede değerlendirecek olursam, önce hobi kısmına geleyim. Ve motivasyon, hobi kısmında herhangi bir şey olabilir. Biliyorum çok yoğun çalışanlar var. Ben önceki işimde hani 6'da çıkıyordum. İşte gelmesi etmesi falan 6.30-7 gibi diyelim. Yemesi, içmesi, bu arada 5'te artık hani boş olduğum için akşam 4.30-5 arası yemek yiyorum. Bu herkes için geçerli değil. Kronik problemleri olanlar bunu yapmasın, ama aralıklı oruç deniyor, intermittent fasting deniyor. Çok güzel. Hani kilo ve verme problemi, sağlık problemi için kilo vermek isteyenler ve vücuttaki toksinleri atmak. Çünkü çok konudan konuya geçiyorum ama bilgi vermek istiyorum size. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Bu beslenme tarzı ödül alan bir beslenme tarzı, ama yine parantez içinde doktorunuza danışın. Kronik hastalıkları olan, bazı şekerdir işte, kolesteroldür vesaire, doktor önermeyebilir. Tamamen hiçbir şey olmayan insanlar bunu denesin, deneyebilir diyorum. Ama önce araştırın. 4.30-5 arasında yeme işlemini bitiriyorum. Bu bazen dönemsel olarak esneklik gösteriyor. Ondan sonra diğer sabaha kadar işte 9.30-10 arasında bir şeyler yiyorsam yorumum. Çalıştığım zaman bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Bunu da beslenmeye ek olarak söylemek istedim. Hobi, yani ben kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okuyabilirsiniz, bulmaca çözebilirsiniz. Geçen bir Lego yaptım. Hem sinir ediyor hem de kafanızı dağıtıyor. Öyle bir şey alabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ben bu video çekme işine hobi olarak girdim. En böyle sıkıntılı zamanlarımda, zaten anlatmayı ve bildiğim şeyleri paylaşmayı seven bir insan olduğum için bana hobi gibi geldi. Ben öyle bir hobi buldum kendime. Ki düşünün, yani 2,5 senede çok fazla takipçi elde edemedim. Çok kişiye ulaşamadım ama pes etmedim. Çünkü seviyorum, işte sevmek böyle bir şey. Sonunda hani pek bir şey vermese de size, sevdiğiniz şey için emek veriyorsunuz. Siz de böyle bir şey muhakkak bulun. Son olarak motivasyon kısmına geçiyorum. Arkadaşlar, motivasyon çok önemli bir şey. Bu konuda akıl veremeyeceğim. Çünkü herkesin hayat motivasyonu farklı. Sadece kendimden şöyle bir örnek verebilirim. Motive olduğum bir şey olduğu zaman kan, kalbim bile hızlı atıyor. Onu yapmak için heyecanlanıyorum. Onu tamamlamak için araştırıyorum, soruşturuyorum, emek veriyorum. Hayatım daha güzel bakıyorum. Ama düştüğüm zamanlarda pek bir motivasyonum olmadığı zamanlara denk geliyor. Bir şey yapmak istemiyorum gibi. Evet, bu da böyle bir video olsun. Uzun videolar izlenmiyor galiba. O yüzden bunu burada bitirelim. Sizlerden de, sizler neler yapıyorsunuz? Sizler mutluluk için, sentetik mutluluk konusunda o tuzağa mı o tuzağa düşenlerden misiniz? Evet, o tuzaktaydım ama şimdi dikkat edeceğim diyenlerden misiniz? Beni lise öğrencileri de izliyormuş. Çok mutlu oldum. Umarım güzel şeyler, kazanımlar veriyorumdur size. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenileriniz önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.